Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Bomba Crab'in ilk bakışını çekmek istiyorum. Bomba Crab, 2. Dünya Savaşı'nda geçen gerçek zamanlı bir strateji oyunu diyebiliriz. Hani aksiyon strateji oyunu aslında, ikisinin ortası bir oyun yapım. Bir bombardıman uçağı olarak ekibimizi kontrol ediyoruz ve Nazilere olabildiğince zarar vermeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle size takımımızdan bahsedeyim. Bakalım, toplam 7 kişilik bir ekibimiz var bombardıman uçaklarında. Herkesin kendine özel bir rolü var. Şu pilotumuz. Bu pilotun giydiği ve kullanacağı şeyleri seçebiliyorsunuz. Şu an paramız olmadığı için bir şey alamıyorum ama. Mesela eldivenimiz yokmuş. Gün eldiven alabilecektik paramız olsaydı. Bu da soğuğa daha fazla dayanık olmamızı sağlayacaktı. Ya da bu bizim mühendisimiz, tamircimiz. Nasıl derseniz size kalmış. Buna da aynı şekilde kıyafetler ya da özel setleri alabiliyorsunuz geliştirdikçe. Uçakların gelişme, yetenekler gibi bir orada özellikleri var tabii ki. Giydiğiniz setler, kullandığınız karakterlerin kullandığı şeyler, bunlar gibi çok detay sizin oyununuzu etkileyen şeyler. Yani mesela ben bu karakterle sürekli soğuğa karşı dayanıklı tutarsam çok yüksek irtifaya çıkıp karakterlerim donma sorunu yaşamadan düşman avcılarından kaçabilirim. Avcılar, yüksek avcılar seviyeleri gelemiyorlar. Bunu birazdan göreceğiz zaten detaylı olarak. Uçağımız bu. Uçakların da kendine özel geliştirmeleri var, silah sistemleri var. Ben hiç alamadığım için detaylı gösteremiyorum ama. Mesela şu anki silahlarımız bunlar. Çift bir makina tüfek gibi diyebiliriz. Mermileri, kapasiteleri vesaire var. Ama geliştirmediğimiz için daha üst seviye şeyler açamıyoruz. Mesela biraz görev yaptıktan sonra daha pahalı silahlar var. Örneğin kendi kendine mermi doldurabilen silahlar olacak. Çünkü bu konu çok sonra işte zaten başlarda. Onlardan da alacağız mesela. Uçağımız düşürülene kadar onadan yararlanacağız. Uçağınız düşürülenirse bu arada bütün uçak geliştirmeleriniz gidiyor. Mürettebatınız ölebiliyor. Yani o konuda biraz acımasız bir oyun ama zamanı da geri dönmek de size kalmış bir durum. Yani o yüzden takımınıza bir hayatta kalmaya çalıştığını belirtmeniz lazım. Yani gerektiğinde kaçmanız lazım. Şimdi briefing kısmı bizim görev aldığımız kısım. Buradan bize oyun şu anda 3 görev vermiş. Mesela Zebur gerekli motor fabrikasını uçurmak demiş. Cephanelik varmış tot bataryasının için. İngiliz sahillerini vuran bir tot topu varmış, bu onun cephaneliymiş. Topu daha hasar veremiyoruz, cephaneliğini yok ederiz diyor. O da şöyle bir mantık, hani silah yok edemiyorsak silah mermisini alalım, silah ateşleyemesin mantığıyla giden bir şey. Search and Rescue demiş, Almanların vurduğu Spitfire, yani bizim avcılarımızın pilotları denize düşmüş. Onları kurtarmak için iş yapabilirsin diyor. 150 puanı veriyormuş. 150 bu veriyor. En yüksek parayı verene bakalım. Hepsi 150. O zaman daha kolay, hani biraz daha oyunun sebebiyecek olan motor fabrikasına vurmaktan gelelim. Çünkü genelde vurma amacıyla görev alıyoruz burada. Bu arada oyun müziği güzel olacak. Şu kalkış müziğini seviyorum. Şimdi kalk dedik. Orta istifade gitmeyeceğim. Ne kadar yüksekten giderseniz aşağıyı görmek daha zor oluyor. Sizin navigasyonu sağlayan bizdeki Morgan. Morgan etrafı göremezse biz nerede olduğumuzu bilemiyoruz. Hop, hemen şeyi kaldıralım. İşte kullanına. Şöyle biraz geriden çekip daha ne olduğunu net görebiliyorsunuz. Şimdi bu Space modu. Space'e bastığımız zaman bizim takımımızdakileri komut veriyoruz. Mesela Morgan'a orada bizim oraya gitmemiz gerektiğini gösterdik. Morgan da ona göre bize bir rota çizdi. Şu anda pilotumuz o rota üzerinden hareket ediyor. Şimdilik biraz yavaştan gidiyoruz. Biraz hızlandıralım. Güvenli bölgedeyken hızlandırabiliyorsunuz ama normalde hani İngiliz hava sahasından çıktığınız anda hızlandırma olayınız kalkıyor. Çünkü düşmanla hızlandırmış bir şekilde savaşma ihtimaliniz yok. Hop, hemen rotamızı ilerleyelim. Şu
şöyle normal bir şekilde vesaire göremiyorsunuz. Sadece navigasyon platosu görebiliyor. Hani gerçekçilik konusunda da biraz dikkat edilmiş bir oyun. Şu an biz mesela alçak seviyede olduğumuz için yeri görebiliyoruz. O yüzden haritamız net. Hani mesela yukarı çıkarsam birazdan göremeyeceğiz. O düşman ağaçları var dedi. Düşman ağaçları neredeymiş? Şu altta radarımız var. Orada bakacağız. Önümüzde şu altlar. Yukarıda da ama. Yukarıda da olabilir. Mesela bizim radar pilotumuz ölmüş olsaydı ya da radarla alakalı bir sorun yaşıyor olsaydık biz düşman ağaçlarının geldiği yönü göremeyecektik. Tamam. Bir yandan hop fabrikaya doğru hedef seçelim. Nişan alma kısmını biz yapmıyoruz ama bizim emir vermemiz gerekiyor sonra pilota. Hani şunları vurmanız gerekiyor diye. O motorumuzdan bir alev aldı. Biz yaklaşalım. Fazla yaklaşalım. Şu anda motorları... Evet. Şeye baktım, yangın sözcüğümüz var mı diye baktım, yok. Ama 3 motorda gidebiliriz. Yani tek motora kadar gidebiliriz ama hızımız değişiyor. Arkayı tarayın abi siz. Bizim burada şey yapıyorum, ağaçta var mı? Sen al abi onu. Oo, bayağı sorun yaşıyoruz. Önceliğimiz şu olsun abi. Motordan direkt vazgeçtim. Bizim bombardıman silahlarımızı sen kullanacaksın. Bombardıman kapısını aç dedim. Hedefe yakın mıyız? Hedef yok, orada değil. Hedefi geçtik mi biz yanlışlıkla? Geldik, geçtik hemen. Evet, evet, geçtik. Hadi bakalım. Bu arada şu an bomba kısmım açık gidiyor. Normalde bunu yapmamam lazım ama. Vurmaya başladı buraya. Şimdi düşman avcılığını işaretlemem lazım ama bombalamayı edip önceliği verdiğim için bakmıyorum şu anda oraya. Yine fark geçmemek için. Ben bombaya bakmayı bıraktığım anda büyük ihtimal orayı göreceğiz. O yüzden gideceksin abi. Kendi bunu tahmin etmen lazım. Evet, tam kaçıyorduk anda gözüküyor. Şimdi orayı vurduk. Hemen bomba kısmını kapatalım. Avcıları işaretleyelim. Alman BF-109 uçakları. Rotamızı düzeltmemiz lazım. Çok. Bir yandan yeşil gördüğünüz avcılardan bir kısım daha var. Size yaklaşan şu anda. Bu tür durumda ne yapabiliriz? Önce direkt savaşmaya çalışabiliriz ama zor olabilir. Onun yerine şöyle bir şey yapacağız. Yok, tür bir şey. Olabildiğince durmaya çalışacağız. Yüksek irtifada avcı uçakları takip edemiyor. Ama yüksek irtifada soğuk, o yüzden fazla duramıyoruz. İdare edebildiğimiz kadar yüksek irtifada gideceğiz. Tahmin nasıl gidiyor? Tahmin de gidiyor. Onu aldıktan sonra büyük ihtimal bizim silahlarımızın mermisi düşmek üzere. O yüzden mühendisimizle mermi de atacağım bizimkilere. Evet, yolu güncelleyelim. Mermiyi aldım mı? Mermiyi almadım. Oy, sen için pilot. Yanlışlıkla pilot tutmaya çalıştı oraya. Sen dinle abi. İlişime gönderdik ama mermi çıkıyormuş abi, sen mermi kendin yenileceksin ya. Şu anda gördüğünüz gibi yüksek irtifaya çıktık, o yüzden düşman peşimizden düştü ama soğuk var. Biraz bekleyip orta seviyeye geri ineceğim. Navigatörümüz de hani etrafı görmeniz zor olduğu için şey yapamıyorum dedi. Yön veremiyorum dedi nereye gitmemize dair. Tamam, şimdi inebiliriz. Donacağız yoksa. Yine abi. Donmamız da geçiyor sırada. Kalplerimiz de iyileşiyor.
İlk görevler biraz rahat. Hani bu şu an gördüğünüz uçağın hali rahat hali. Ben uçağın tamamen deşilip tek bir motorla indiğimi biliyorum. Silahım mermi falan yoktu. Mürettebattan iki kişi sahildi, sadece biri pilot. Diğeriyle de ateş ediyorduk. Hani nasıl hayatta kaldı bilmiyorum. Yüksek irtifaya çıkmıştık galiba. Donmaktan falan 3 kere kurtulmuş olması lazım. Çok zor oyunlar yaşayabiliyorsunuz. Eğer videoyu ve oyunu severseniz hani devamını çekebiliriz böyle. İleride daha zor görevler var, daha eğlenceli şeyler oluyor. Atıyorum ace pilotlar var mesela. Siz düşman Almanların, yani düşmanımızın üst seviye pilotlarına denk geliyorsunuz. Bu pilotlar da size hiç acımıyor. Hani ne vurabiliyorsunuz ne şöyle söyleyeyim kurtulabiliyorsunuz. Kurtulamıyorsunuz da. Biraz daha inelim aşağı. Aynen. Bu mesafede göremiyor olmamız garip ama bakın mesela şimdi yarı yakıtımız kaldı dedi. Ama mühendisimiz eğer yakıt kısmından gitmeseydi bizim yakıttan hiçbir haberimiz olmayacaktı. Yakıta duran birisi olmadığı için. Şimdi diğer makine tamircimiz gitmiş. Tamam. Arkaya gir dememiz lazım. Buraya gireyim. Güneş takımlarını erken indiriyorum ama zaten enerji derdimiz yok. Çok zor durumlarda şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Acil iniş var. Bir de direkt uçağa terk et var. Diyelim uçağınız patlayacak. Hani görevi kaybettiğiniz garanti. Ama mürettebatı kaybetmek istemiyorsunuz. Acil iniş yapabilirsiniz karaya. Ya da şey yapabilirsiniz. Bailout yapabilirsiniz. Bailout yaparsanız da direkt atlıyorlar uçaktan. Krev'in yani mürettebatınızın statlarına göre hayatta kalma ihtimali oluyor. Eğer siz mesela mürettebatınızda hayatta kalma üzerine bir uyuz yaptıysanız, onun hayatta kalma kıyafetleri vesaire varsa, o zaman %30 ihtimalle mesela mürettebatınız sağ salim şekilde size geri dönebiliyor. Yoksa mürettebatı da kaybediyorsunuz, uçağınız da gitmiş oluyor, bayağı ters bir durum oluyor. Sefer müziğimizle beraber aşağı inmeye başladık. Sefer yanlışlıkla iniş yapayım derken pilotu kıpırdatmıştım. Şurada iniş yaparken kaybetmiştim. Bayağı zor bir görevdi bir de. Hatayı fazla affetmeyen bir oyun. Ama bu onu biraz da eğlenceli yapıyor aslında. Yani basit bir oyun oynamıyorsunuz. Biraz alıştıktan sonra çok daha fazla sizi bağlayabilecek bir oyun aslında. Görev. Vurduk. Sağ salim döndük diye bir şey yok mu? Tamam, döndük. Hiç CTRL'ye basınca oyunu yavaşlatabiliyorsunuz. Space tuşunuzu daha efektif kullanabilmek için yani hedefe kilitlenmek ya da bir hedeften kaçmak için CTRL tuşuna basarsanız etrafı zaman yavaşladıkça hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz. Onu hiç kullanmadığınızda da minik bir bonus veriyor size oyun. Geliştirme kısmından da hemen böyle göstermiş olayım. Şimdi karakterlerimiz de gelecek tabi. Çabuk geç abi. Hepsi 2 oldu değil mi? Evet. Bakın mesela pilotumuzun acil dive skill açıldı. Diyelim çok yüksekteyiz. Ya da orta seviyedeyiz. Düşman ateşinden kaçmak istiyoruz. Ya da çok yüksekte donuyoruz. Ve acil inmemiz lazım. Ebeceğiz dive ile alt seviyeye hızlı bir şekilde inebiliyoruz. Pilotun boost yeteneği de kötüyorum mühendisin. Daha fazla yakıt harcayıp daha hızlı gitmemizi sağlıyor. Basit bir kabiliyet. Bunlar da açılan geliştirmeler. Hemen size göstereyim. Şimdi ne var? Mesela krevimize gelelim. Atıyorum pilotumuza geldik. Mesela şu anda pilotumuz için üst seviye ve şapka arasında. Kış şapkaları var mesela. Soğuğa karşı dayanıklı şapkası olacak. Ama daha hızlı yavaş hareket edip daha hızlı olacak. Pilotunuzun vurulmayacağını düşünüyorsunuz, alabilirsiniz. Mesela ben bunu alırım. Çünkü ben pilotum ateş almayacak. Onun dışında eldivenler açılmış mesela size dediğim. Bakın şu soğuğa dayanıklı seviyesini arttırıyor. Şu da şu demek. Eğer karada uçağınız yere indirseniz, düşman bölgesinde karada geri dönme ihtimali artı bir. Yani %1 ihtimalle pilotumuz eğer
rakip bölgede iniş yapmak zorunda kalsak bile bize geri dönme ihtimali var. Eğer alırsak. Ama düşünmüyorum ben şahsen. Ama soğuk için alabilirim ileride. Kim lazım değil. Aynısı deri ayakkabılarda da geçerli. Ama deri ayakkabı daha fazla bonus sağlıyor. Ve bir zırh sağlıyor. Zırh bizim gunnerlarımıza ve tamircimize lazım olacak. O yüzden tamircimizi alacağım. Gunnerlarımız da bunlar. Gunnerlar sürekli mermi yediği için pilotumuz efendim, mühendisimiz de sürekli soğukla savaşmak zorunda kalacağı ve biraz hasar alabileceği için aldım. Çünkü mühendisimiz mesela çok soğuk havada bile bazen motoru takip etmek zorunda kalacak ya da orta seviyede. Diğerleri donmazken mühendisimiz çıkıp gökyüzünde motorları tamir edecek. Atıyorum bak, petrol depoları var. Petrol depolarını tamir edecek. O yüzden mühendisimizin işi zor. Ona olabildiğince yatırım yapmak lazım aslında. Tabii şu an kulitesini açamıyorum. Uçakta da aynı şekilde geliştirmeler var. Onu da göstereyim, açılanlar. Mesela bize şu anda yangın söndürücü alabiliriz bir tane. Ama almayacağım çünkü yangın söndürücü olmadan da ilerle ediyorum. Siz oynuyorsanız ne almanızı öneririm derseniz direkt zırh. Özellikle orta ve arka kısım çok fazla mermi yiyen kısımlar. Buraları zırh mecburi gibi bir şey. Yoksa gemimiz paramparça oluyor. Gemi dedim bu arada uçağa. Bizim dostumuz, gemimiz, artık sen gemisin. Uçak gemisinden kalkıyorsun belki. Uçak gemilerinden kalkan bombardıman uçaklarına referans yaptım biraz. Overview kısmına gelirsiniz de şimdiye kadar yaptığınız şeyleri görebiliyorsunuz. Bir görev yapmışız, 7 düşman harcısı vurmuşuz, 506 metre mil uçmuşuz, bir hedefi yok etmişiz. Şimdiye kadar da toplam 1175 avro harcamışız. Oyun genel olarak bu şekilde. Benim için gayet eğlenceli bir yapım aslında. Özellikle zorlar çıktığında çok eğlenmeye başlıyorsunuz. Zor ama bir o kadar da bağlayıcı bir yapım. Oyunu almayı düşünüyorsanız mutlaka öneririm. Videoyu da sevdiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.